Satrançta her maç atak yapmak pek mümkün değildir. Özellikle rakibiniz buna izin vermez, savunma yapmak zorunda kalırsınız. E4 E6 D4 D5. Burada tabii ki eğer D5 piyonu alınırsa vezir alır D5, artık tempo kaybetmek zorunda değil. Piyonla alabilir. Zaten E6 piyon sürüşünün temel fikri budur. Ancak bir problem var, fil burada kaldı. Şimdi, çok güzel, merkezde iki tane piyon var. Ancak ben de varım diyor burada, D5. Ve E4 piyonuyla ilgili bir soru soruyor. Ne düşünüyorsun? Hemen karar vermek istemiyorum. At C3 gerilimi tuttu. Ve ileride belki piyonu alabilir, belki daha fazla alan kazanma düşüncesiyle E5 bu seçenekleri elinde tutuyor. En son at C3 ile birlikte at F6 piyonu isteyerek geldi. Ve tabii ki E5 önemli seçeneklerden bir tanesi. Burada fil G5 tercih edilmiş. Şimdi tabii ki artık bir açmaz söz konusu ve e5 tehlikeli. Burada fil e7 ile açmazdan çıkmayı tercih etti. Oldukça doğal. Ve fil alır f6, fil alır f6. Neden fil çiftinden vazgeçti? E5 piyon sürüşü artık tempoyla geliyor. Özellikle şah kanadına doğru bir alan üstünlüğü ve fil E7 karesine geri geldiğinde şimdi vezir G4. Temel fikirlerden bir tanesi. Az önce rakip fil E7 kararını verdikten sonra vezirle G4 karesine geldi ve artık piyonu istiyor. Tabii ki teorik olarak az önce vazgeçtiği fil bu piyonlar sebebiyle hareket alanı biraz azalmış problemli bir fildi. Ancak burada kısa rok. Ok. Eğer C1 karesinde bir fil olsaydı kısa rok bu kadar kolay olmazdı. Fil h6 mat isteyerek gelir ve tabii ki piyonu sürdüğünde kaliteyi vermek zorunda kalırdı. Materyal kaybı. Şimdi kısa rokla birlikte. Tabii ki güzel bir fil var. Fil D3. Şaha doğru bakıyor. Mat atağı. Ve burada Maroksi, C5 ile birlikte mat atağına en etkili cevap merkezden geliyor. D4 piyonunu alırsa, tabii ki alan üstünlüğü veren E5 piyonu yalnız kalacaktır. Bu çok önemli. C5 ile birlikte vezir A3 dikkat mat istedi. Bu sebeple G6. Evet, matı tuttu. Tabii ki şahın çevresindeki kareler zayıfladı. Ve burada D4 piyonuyla ilgilenmek istemiyor ve tabii ki fil bu çaprazda kalsın ve belki de C4 bunu engelleyebilirdi. Bu sebeple piyonu almak istemiş. D alır C5. Ve şimdi at C6 ver piyonu. Tabii ki bu çok değerli bir alan üstünlüğü veren merkez piyonu demektir. Bu nedenle tutuyor F4. Fil alır C5 piyonu aldı. Burada önemli seçeneklerden bir tanesi önce şah güvenliği uzun rok olabilirdi. Ancak Çerosek gelişim tercih etti. At F3 hızlı bir şekilde atağını geliştirmek sürdürmek istiyor. Tabii ki temel mat düşüncelerinden temalarından bir tanesi at g5 karesine gelecek ve sonra mat. Tabii ki bu kadar kolay değil. Burada f6 tercih edilmiş. Satrançta önceden önlem almak çok önemlidir. F6 atını durdurdu ve artık 7. sıradan savunma fikirleri gerçekten çok güzel. F6 ile birlikte tabii ki bu pozisyonu merkeze açmak düşüncesiyle yapılmış bir piyon sürüşü. Bu açıdan oldukça önemli. F6 ile birlikte şimdi vezir a 6 Çok güzel ve dikkat fil alır G6 fedası istiyor. Bu nedenle Maroksi kale F7 ile kalesiyle 7. yataydan savunma yapabilir. Mesela eğer fil alır G6 tercih edilseydi bu fil fedasını rahatlıkla kabul edebilir. Aş alır G6 vezir piyonu aldığında artık kale buradan savunma yapacak. Bu nedenle kale F7 güzel bir fikir. Tabi burada aklınıza gelen ilk seçeneklerden biri mutlaka piyon a 4 sürüşü olabilir değil mi? Çok doğal. Ancak şöyle bir problem var. Fil F8 ve maalesef vezir burada düştü. Ne kadar güzel taktikler değil mi? Kale F7 ile birlikte burada E alır F6 tercih edilmiş. Tabii ki bir noktada artık at bu kareye mat atağına gelebilir. Ancak vezir alır F6 ile birlikte pozisyon merkez biraz daha açıldı ve şah burada bu piyon artık hareketli. Dikkatli olması gerekiyor. Şimdi piyonu isteyerek geldi ve G3 ile birlikte piyonu korudu. Bence burada en ince savunma hamlelerinden bir tanesi geliyor. Tabii ki videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Burada Maroksi fil A3 ile birlikte harika bir fikir buluyor. Tabii ki bu bir fil fedası ancak fili alırsa B alır A3 at boşta rakip şah burada vezir alır C3. Güzel bir kontra atak. Fil A3'e bu nedenle at D1 ile birlikte piyonu korumuş. Şimdi ne elde etti? Öncelikle artık uzun rok daha zor. Burada bir at var. Ve at az önce merkez karelerini kontrol ettiği C3 karesinden daha mutsuz olduğu birinci sırada. İleride ata katılması daha zor olacaktır bunlar çok güzel avantajlar. Peki bu piyon boşta değil mi? Maroksi neden almıyor? Tabii ki fil çifti avantajına sahip. Ve bu fil özellikle bu karelerde şahın savunmasında çok değerli bir fil. Ve tabii ki böyle bir durumda öncelikle matı durdurmak daha önemlidir. Piyonu almıyor ve fil f8 ver veziri ve burada vezir h4. Evet rakip sizi mat etmek istiyordu. Şimdi vezirlerin değişimi söz konusu. Gerçekten güzel bir ilerleme. Ancak Maroksi güzel bir detayı buluyor ve şunu bizlere söylüyor. Rakip şah da o kadar güvende değil. Henüz rok atmadı ve ben bundan faydalanmak istiyorum. Merkezde üstünüm ve vezirleri değişmiyor At d4. Şimdi boştaki atı istedi. Bu nedenle at alır d4, vezir alır d4. Evet merkezde harika bir vezir. Ve şimdi vezir g5. Elbette atakta ilerlemek için piyonla ilerleme düşüncesi. Bu, bu fikirle. Burada fil d7 gelişim. Ve beklenildiği gibi h4. Fil E7 veziri istiyor. Vezir H6 ve şimdi Maroksi artık rakip vezir burada değil ve E5 ile birlikte pozisyonu açmak istiyor. Neden? Rakip şah burada. Yani az önce at d1 karesine geldiğinde uzun rok zor bir hale geldi demiştik. Bu önemli bir avantaj kendisine yeterli kontra atak fırsatı verir. Şimdi e5 ile birlikte h5 dikkatli olması gerekiyor tabii ki burada piyonu alacak. Kale de artık buradan atağa katılabilir vezirle birlikte. Bu nedenle piyonu bir kare ilerletiyor G5. Burası kapalı dursun ve senin piyonun sebebiyle kale atağa katılmasın. Gerçekten çok güzel. Ve şimdi... Burada tabii ki şunu diyebilirsiniz. E bu piyon boşta değil mi? F alır G5. Bakın ne kadar güzel bir taktik var. Artık vezirin geri dönüş yolu kapandı ve fil F8 maalesef vezir burada. Bu nedenle şimdilik piyonu almak iyi bir düşünce değil. Burada Fil G6 gerçekten tehlikeli duruyor değil mi? Vezir burada. Fil burada. Şimdi kaleyi almak istiyor. Sonrasında vezir alır H7. Mükemmel bir atak. Kazanması lazım. Çerosek gerçekten çok iyi oynuyor. Dönemin dünya şampiyonu Emanuel Lasker bu genç ustayla bir gün ünvan maçı yapmak isterim demişti. Büyük bir yetenek. Ve burada Maroksi savunmasını konuşturuyor. Evet tabii ki bu fil fedası kabul edilirse piyonla alır. Ver kaleyi ver matı. Evet burada fil g6 kale g7. Problem yok sakin bir şekilde. Şimdi C3. Elbette bu vezir rahatsız edici. Merkezde çok güçlü. Buradan göndermek istiyor. Ancak vezir B6'ya geldiğinde maalesef vezirin boşta olması sebebiyle fil açmazda kaldı. Ve bu sebeple Çerosek G5 karesindeki piyonu alm almış. Çok güzel. Yani burada baktığımızda şimdi artık piyon veziri kor koruyor. Bir açmaz söz konusu değil ve iki tane hareketli piyon rakip şaha doğru geliyor. Gerçekten harika. Burada fili almak Maroksi çok daha büyük bir fikir buluyor. Vezir d8. Vezir yerine geldi ve şimdi fil alır g5 ve tahtanın köşesinde vezir. Bu nedenle Çerosek fili c2 karesine gelmeyi tercih etti ve burada eğer hemen fil alır g5 yapılırsa vezir d6 seçeneği var. Tabii ki Maroksi bunu görüyor ve mükemmel bir şekilde filini c8 karesine ve artık vezir d6 karesini kontrol edebilir. Şimdi fil alır g5 gerçekten vezir düştü. Burada tek bir savunma var. Burada terk etmiş. Burada fili vermek zorundaydı. Fil alır h7. Kale ile aldığında vezir şah çeker. Kale savunması ve zaten fil geride bir de piyonu alacak pek iyi durmuyor. Bu nedenle fil c8'e terk. Gerçekten bu güzel maçın, güzel savunmanın final hamlesi bir o kadar mutluluk verici. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.